yayınımıza pazar gününüzü ayırıp katıldığınız için öncelikle bütün takipçilerimize çok çok teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. ABD veya Türkiye'de E2 başvuru farkları nelerdir? Artıları, eksileri vesaire diye bu takipçimiz soruyor. Şunu açıklayabilirim kısaca. Siz eğer E2 yatırımcı vizesine Amerika'da başvuru yapıyorsanız öncelikle bunun en büyük artısı var olan yasal durumunuzda hiç ülkeden çıkmadan statü değişikliğine geçiyor olmanız ve dolayısıyla bu statü değişikliğinizi yaptığınızda aynen firmanızı yönetmeye başlayıp hiç ülke çıkmadan şirketinizi yönetmeye başlayıp işinizi idare edebiliyorsunuz. Bu en büyük artılarından bir tanesi. ABD'de yapılacak statü değişikliği için. Tabi ABD'de yapılan statü değişikliği ise sadece 2 yıllık statü verecek. Eğer bu statü bitmeden önce hala ABD'deyseniz o zaman statünüzü uzatmak için 2 yıl daha uzatım için başvuru yapmamız gerekecek. Ama siz eğer Amerika konsolosluğundan başvurunuzu yapacaksanız tabi o zaman konsolosluğun size vereceği yatırım cizesi ise 5 yıl olacaktır. Ve dolayısıyla bu 5 yıl boyunca siz Amerika'ya giriş yapabileceksiniz, şirketinizi yönetebileceksiniz, seyahat edebileceksiniz. Bu noktada adımlarınızı atıyor olabileceksiniz. Bunun artı ya da eksi tarafına baktığımızda şunu söyleyebiliriz, bu ikisinde de siz aynı haklara sahip oluyorsunuz. İster Türkiye'den başvurun, ister Amerika'dan başvurun. Tek farkı yasal durumlar noktasında olacak uzunluğu süresini Biri 2 yıl verecek, başvuruda biri 5 yıl verecek. Aa, onun dışında ise tabii ki konsolosluklar aldığınız vizesi istediğiniz zaman Amerika'ya giriş çıkış yapma hakkı sağlayacak. Statü değişikliği ise bu hakkı vermeyecek. Ta ki siz ülke dışına çıkıp Amerikan konsolosluğuna gidip oradan vize görüşmesine girene kadar. Tabi bunun hani negatif ya da artı tarafını bazen dosya türüne göre, yatırımcıya göre, yatırım yapan kişiye göre, iş türüne göre değişebiliyor. Bazen yatırımcılar buradayken bunu tercih ediyorlar. Onlar için daha olumlu oluyor. Bazı yatırımcılar bunu Türkiye'den tercih edebiliyor onlar için çok daha faydalı oluyor. Dolayısıyla bu şekilde bir adım atılabilir. Yani o açıdan bunun artı ve eksisini değerlendirirken bu şekilde bakabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.